Merhaba arkadaşlar. Sayısal analiz dersimizin 3. E, haftanın ilk bölümündeyiz. Arkadaşlar bu hafta yani 3. haftada e, bölüm 4'ü bitirmeyi hedefliyorum. E, oldukça yoğun bir bölüm. Kitabınızda 61 sayfaya tekabül ediyor. Fakat çok önemli bir bölüm arkadaşlar. Çünkü MATLAB kelimesi Matrix Laboratory kelimelerinin baş harflerinden meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar MATLAB'de her şey bir matfistif yani bir şekil varsa matristir, bir video varsa matristir, bir denklem matristir. Dolayısıyla arkadaşlar her şey e, MATLAB'de matris olarak modellenir. Dolayısıyla bu bölüm ciddi olarak önemli. Mettep ortamında her değişken ya da bir vektör ya bir matristir örneğin A işte 2 yazıldığında A sayısı Mettep arka planında 1 çarpı 1 boyutunda bir matris olarak saklanır. Eğer söz konusu olan bir sayı değil de bir dizi ise Mettep arka planında bir satır ya da sütun şeklinde vektör olarak saklanır. Arkadaşlar önce vektör konusunu halledeceğiz. Vektör konusu bittikten sonra da matris konusuna geçeceğiz. Peki vektör ile matris arasındaki fark nedir? Aslında arkadaşlar her vektör bir matristir ama vektör dediğimiz zaman şu aklımıza geliyor. Ya satırı olan sütunu bir olan ya yani çok satırı olan sütunu bir olan ya da çok sütunu olan satırı bir olan bir e, maddis düşünün. Maddis ise arkadaşlar satırı ve sütun sayıları bir sayısından farklı olan yani 2-3 bir maddistir, 4-3 bir maddistir, 4'e 4 bir maddistir ama 4'e 1e biz e, maddis desek bile aslında bu bir vektördür. 4 satır 5 sütundan meydana gelen bir vektördür. Eğer 1'e ve 4 vektör diyorsak bu da arkadaşlar bir satır 4 turluk bir satır vektördür. Dolayısıyla vektör ve matris farkını böyle e, önde çıkardıktan sonra şimdi arkadaşlar ilk örneğimize başlayalım. Tablo 4 bir dakika arkadaşlar ben size bir x vektörü vermişim. Bakın x vektörünün birinci elemanı 0, ikinci elemanı 0, 1 toplam 10 tane elemandan meydana geliyor. Ve her bir elemanın sıfır, diğer eleman arasında 0, 1 fark var. Y ise arkadaşlar birden başlayıp 10'a doğru gidiyor. Yani x ile y arasında şöyle bir ilişki var arkadaşlar. Y eşittir 10x artı 1. Şimdi arkadaşlar siz metep'te x vektörü ben yazdım bakın. Enter'a basıyorum. Bakın böyle nokta virgül koymadım arkadaşlar. Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bir kolon sayısı 1. 1'den 6'ya kadar bu e, elemanları verdi. Sonra kolon sayısı 7'den 10'a kadar verdi. Yani kolon ne arkadaşlar? Sütun demek biliyorsunuz. Satır da row demek. Dolayısıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu bir satırlı 10 e, sütunlu bir e, maddesimiz. x maddesi arkadaşlar. Eğer ben y eşittir arkadaşlar 10 çarpı x artı 1 dersem arkadaşlar bakın şu anda x elemanının her bir x maddesinin x vektörünün her bir elemanının 10 ile çarptı 1 ekledi. Bakın arkadaşlar 0 çarpı 10 0 1 ekle 1 gördüğünüz gibi. 0 1 çarpı 10 eşittir 1 1 ekle 2. 0 2 çarpı 10 2 1 ekle 3. Arkadaşlar gördüğünüz gibi x'in her bir elemanını onunla çarpıyor. Sonuç elde ettiği sonuca 1 ekliyor. Dolayısıyla x vektörünün boyutuyla y vektörünün boyutu aynı olmak zorunda zaten arkadaşlar. Arkadaşlar kamut finde ortamında x aç parantez 6 kapı parantez derseniz mettep diyorsunuz ki bana x elemanın 6. x vektörünün 6. elemanı ver arkadaşlar. Sayalım bakalım x'in 6. elemanı hangisi? Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6. Arkadaşlar saymaya daima ilk elemandan başlayacaksınız biliyorsunuz. 6. elemanı bakın verdi. Diyor ki Mette Bey Y'nin bana 4. elemanını ver arkadaşlar. Bakın Y'nin 4. elemanı 1, 2, 3, 4. Bakın 4'ü verdi. Gördünüz mü? Arkadaşlar burada ben X vektörünü oluştururken ne yaptım? X vektörünün bütün elemanlarını yan yana yazdım. Aralarına isterseniz virgül koyun arkadaşlar. Buraya virgül koyun bu bölgeye. İsterseniz boşluk bırakın. Metlepte biliyorsunuz virgülle boşluk aynı şeydir arkadaşlar. Fark etmez. Virgül koymak masrafta olduğu için genellikle boşluk bırakarak ilerliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar köşeli parantez açıyorum. Elemanları boşluk bırakarak yazıyorum ve köşeli parantezi kapatıyorum. Arkadaşlar bu benim x vektörün oluşmada birinci yöntemim. Bir başka yöntem daha var arkadaşlar. Bu da gördüm bakın operatör yöntemi dediğimiz yöntem. Başlangıç değerini giriyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç değeri 2. Artış değerini giriyorsunuz. 2.3 üstünden sonra. Böyle nokta virgül sakın yazmayın arkadaşlar. Bu 2.3 üst olmak zorunda. Aksiyelde hata olur. Artış değerini giriyorsunuz. 0.3.0.3 Aslında demektir arkadaşlar bu. Kaça kadar gelecek? 3.8'e kadar gelecek demektir arkadaşlar. Bakın arttıralım. 2'ye 0.3 ilave edin 2.3. 2.3'e 0.3 ilave edin 2.6. Böyle devam edin arkadaşlar. Son eleman 3.8 gördüğünüz gibi. Bu e, ee, operatörler yöntemiyle vektör oluşturma yöntemi. Arkadaşlar bu da elemanlar zevkle artıyor. Ama şimdi B vektörüne bakalım arkadaşlar. B vektörünün bir eleman birden başlayacak. Eksi 0.2 azalarak eksi 0.4'e kadar gidecek. Arkadaşlar bakın ilk elemanımız 1'di. 0.2 azaltın. Eksi var çünkü burada. 0.8. Gene 0.2 azaltın. 0.6. Bakın en eleman eksi 0.4. Dolayısıyla arkadaşlar bir vektör oluştururken iki eleman arasındaki fark pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Eğer pozitifse arkadaşlar ikinci elemandan birinci elemanın farkı pozitifse yukarıdaki gibi. Eğer ikinci elemandan birinci elemanın farkı negatifse aşağıdaki yöntemle vektör oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar burada da köşeli parantez açtım. Bakın burada köşeli parantez açmadım. Şu görmüş olduğunuz işlemle arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz işlem MedDep'te aynı hedefe dönük işlemdir. Aynı işi yaparlar. Yalnız şöyle bir fark var arkadaşlar. Mesela biraz sonra ben size transpoz aldıracağım. Şu görmüş olduğunuz yöntemi arkadaşlar. Şu yöntemi kullanarak transpoz al alamazsınız. Ancak bu yöntemi kullanarak transpoz alabilirsiniz. Çünkü bunu başı ve sonu kapalı olduğu için şöyle bir tırnak işareti koyabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar tırnak işareti koyuyorsunuz. Fakat buraya bir tırnak işareti koyamazsınız. Dolayısıyla eğer transpoz alacaksınız arkadaşlar mecburen köşeli parantez içine vektörü yazmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar izleyin. 2'den 3.8'e e kadar git 0.3.0.3 artarak dedim. Köşeli parantez içine yazdım. Çünkü transpoz alacağım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz e, şey Üst arkadaşlar. Transpoz alma işlemidir. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Bu satır vektördü. Bakın şu normalde şu satır vektör ya Enter basınca karşıma satır vektör çıktı. Ama ben sütun vektörü dönüştürmek istiyorum arkadaşlar bunu. O zaman da şu görmüş olduğunuz A vektörünün sağ tarafında üst tarafına köşeli parantezden sonra bir tırnak işareti koyacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi transpoz oldu. Ne oldu? 10 ee, eleman diyelim kaç elemandan oluşuyorsa bu 3, 6, 7 elemandan oluşan bir vektör Satır vektördü 7 elemandan oluşan bir sütun vektöre dönüştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar vektör oluşturmanın bir yöntemi de şu elinizde bir vektör var. A vektörü arkadaşlar. Diyorsunuz ki bu vektörün bazı elemanlarını ben B vektörünü oluşturmak için kullanayım diyorsunuz. O halde B eşittir diyorsunuz arkadaşlar. A'nın 3. elemandan itibaren birer eleman birer eleman arttır. 6. elemanına kadar git bunları B adlı vektör ata diyorsunuz. Bakın arkadaşlar A'nın 3. elemanını aldınız. Bakın şu A'nın 3. elemanı. Birer arttırdınız yani dördüncü eleman şu görmüş olduğunuz beşinci eleman değil mi arkadaşlar? Altıncı eleman da bu. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz elemanları alarak arkadaşlar B adlı bir vektör şu görmüş olduğunuz komutla oluşturmuş olduğum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada da A'nın ikinci elemanını al. iki ilave et yani dördüncü elemanını al. Toplam altıncı elemanına kadar git. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Şunları kaldırayım. Bakın arkadaşlar izleyin. A'nın ikinci elemanı hangisi sevgili arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz A'nın ikinci elemanı değil mi? 2 arttır o zaman ne olacak arkadaşlar? 4. eleman olacak. 2 daha arttır arkadaşlar 6. eleman olacak değil mi? Dolayısıyla 2.3'ü alacak, 2.9'u alacak, 3.5'i alacak. Dolayısıyla 3 elemandan oluşan arkadaşlar görüyorsunuz bir vektör. Yukarıdaki neydi? Birer birer arttırdığı için arkadaşlar o zaman 3. Eleman, 3. Eleman alacaktı, 4. eleman alacaktı, 5. eleman alacaktı, 6. eleman alacaktı. Böyle gidecekti. Ama burada artış 2 olduğu için arkadaşlar 2'şer 2'şer artarak elemanları aldı. Dolayısıyla A'nın 2. elemanını aldı ama 3. elemanını almadı, 4. elemanını aldı. A'nın 5. elemanını almadı, 6. elemanını aldı. Bu şekilde arkadaşlar seçerek de bir vektör oluşma şansınız var. Arkadaşlar bu da A vektöründen elemanları geri geri alıyoruz. Önce 5. elemanı alacağız. Bir düşüne geri gidin arkadaşlar. Dördüncü elemanın altına koyacak, arkasına koyacaksınız. Bir daha düşün. Üçüncü elemanın altına koyacaksınız. Bir daha düşün. 2. elemanın altına Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu şu anda? Şuradan itibaren geriye doğru elemanların değerlerini almış olduk. Dolayısıyla sonuncu eleman bakın bu da e A matrisini A vektörünün 5. elemanı 1. eleman oldu. 4. elemanı 2. eleman oldu. 3. elemanı 3. eleman oldu. 4. elemanı da eee 4. eleman oldu. Dolayısıyla geri geri pardon 5. elemanı 1. eleman oldu. 4. elemanı 2. eleman oldu. 3. eee 3. elemanı 3. eleman oldu. Eee 1. elemanı da eee eleman oldu. Dolayısıyla geri geri gitti. Yani buradaki ifadeler sağdan sola doğru giderken şuradaki eksilik dolayısıyla sevgili arkadaşlar sağdan sola gitmiş oldu. Arkadaşlar burada F vektörünü girdim. Noktalı virgül koyduğum için ekrana yazmadı. F vektörünün birinci elemanından başla arkadaşlar bakın bu da artış, artış, gösterilmemiş arkadaşlar bakın bu da artış dedim ya size 2'den başla 2 iki ikişer artarak git 6. elemanda sona er arkadaşlar bu da artış verilmemiş bakın dikkat edin eğer Mehmet arkadaşlar artış verilmemişse default olarak 1'dir eksi 1 değildir 1'dir Daima artış belirtilmeyen yerde arkadaşlar MATLAB e, ee, bir olarak artışı kabul eder yazmasanız bile. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne demektir? 1 2 nokta üst üste altı ne demektir? Birinci elemandan başla birer birer atır altıncı elemana kadar al bunları G adlı vektör ata demektir arkadaşlar. Bakın dikkat edin 0 aldım 0 3'e aldım 0 6'ya aldım 0 aldım 1 2'ye aldım 1 buçuğa aldım toplam ele aldım eleman sayısı 6 bunu G adlı vektör atamış oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de MATLAB'de diye bir komut var. Bu ne demektir arkadaşlar? Bakın F vektörünün 5. elemanından başla birer birer arttı sonuncu elemanına kadar gitti. Arkadaşlar end dediğiniz zaman o vektörün sonuncu elemana e, aklınıza gelsin. Dolayısıyla saymak zorunda değilsiniz. Sonuncu eleman 2.7 ise 2.7'ye kadar gidecek. Kaçıncı elemandan arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. elemandan başlayacak. 1.2'den başlayacak. Birer birer atlayacak. Birer birer atlayacak. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Çünkü atış miktarı yazılmamış. Buraya dikkat edin. O halde bu 1 demektir. Dolayısıyla birer birer atlayacak. 2.7'ye kadar gitmiş olacak. Arkadaşlar bakın burada bir hata var. Mettep sonuç vermedi. Niye? Siz 5. elemandan birer birer artarak 1. elemana gidemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir hata var. Sakın e, kendiliğinden mettep bunu anlar. Eksi bir, 1, eksi 1, eksi 1 azalır diye düşünmeyin. Eğer siz 5'ten 1'e gitmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle yapmanız gerekiyor. F aç parantez 5, 2 nokta üst üste, eksi 1, 2 nokta üst üste, 1 derseniz arkadaşlar o zaman bu işi yapar. Ama bu haliyle yapmaz. Çünkü mettepte default olarak artı miktarı belirtilmezse daima artı 1'dir. Eksi 1 değildir arkadaşlar. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz komutta da A vektörünün bazı elemanlarını K adlı vektör atıyor. Nasıl yapıyor onu arkadaşlar? A dedim. Parantez açtım. Köşeli parantez içinde A'nın 3. elemanını al. Arkasından 8. elemanını koy. Arkasından 1. elemanını koy. Arkadan 9. elemanını koy arkadaşlar. A'nın 3. elemanı kaç? 5. 8. elemanı kaç arkadaşlar? Bakalım. 15. Bakın sayın arkadaşlar. 15. 2.ye 15'i koydu. Sevgili arkadaşlar bakın. 3.ye 1. elemanı koydu. Yani 1'i koydu. Bakın dikkat edin. 1 arkadaşlar. Son olarak 9. elemanı koydu. 9. elemanın değeri de 17. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi K vektörünün oluşmuş oldu. İstediğim sıra numarasında yazar. Arkadaşlar vektör oluşmanın başka yöntemleri de var. Örnek birleşme demişim. Mesela ne yaptık arkadaşlar? X vektörünü ben size verdim. Y eşittir dedim. Köşeli parantez 11 koydum. X koydum. Ne demektir arkadaşlar bu? X vektörünün sol tarafını 11 yaz. Y adlı vektör ata demektir. Bakın arkadaşlar izleyin. Şu görmüş olduğunuz X vektörü değil mi? Evet. Bunun solunu 11 koydum mu? Evet. Şu anda neye eşitti? eşit eşitledi. Değil mi arkadaşlar? Bu bir yöntem. Birleştirme yöntemi. Değişimin arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın şimdi izleyin. Şu anda Y dedim vektör arkadaşlar benim bu mu? Bu. Diyorum ki mettebe ben. Y'nin ikinci elemanını eksi 1.4 yap. Şimdi arkadaşlar bakın. Y'nin ikinci elemanı kaç aslında burada? Bir, değil mi? Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu komutu yazarak metlebe sen bunu sil, onu yerine -1.4 koy diyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Y'nin ikinci elemanı -1.4 oldu arkadaşlar. Genişletme nedir? Bakın arkadaşlar, Y elemanı kaç elemandan? Y vektörü kaç elemandan meydana geliyor? 6. Şimdi arkadaşlar bakın, ben ne yaptım bu da Y 7 eşittir 21 dedim. Ne demek aşağı bu? Y e, vektörü normalde alt elemandan meydana gelmiyor mu? O halde siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu durumda? 7. elemanını 21 yap diyorsunuz. Bakın arkadaşlar enter'a bastığınız zaman bakın y, e, vektörü toplam 7 elemandan meydana geldi ve 7. elemanı da bu da yazmış olduğumuz 21 oldu. Peki buradaki durum ne arkadaşlar? Y9. elemanını 5 yap. E 8. elemanı ne arkadaşlar? Eğer 8. elemanı yazmazsanız sevgili arkadaşlar default olarak mettep o elemanı 0 yazar. O halde siz şu anda Y'niz tanımlıydı arkadaşlar. Büyük satırda Y buydu değil mi? Şu anda siz ne yaptınız? Şu komutla sevgili arkadaşlar bu komutla ne yaptınız? 9. elemanını 5 yaptınız değil mi? E 8. eleman nerede? Onu tanımlamadınız. Arkadaşlar mettep tabi olarak burayı 0 basıyor. Unutmayın bunu. Başka bir yolda arkadaşlar bir vektörü e, bir sayı ile işleme tutarak başka bir vektör elde etmekti. Arkadaşlar daha önce hatırlıyorsunuz şu bir vektördü değil mi? Bu bir vektördü. Böyle vektör yazabiliyorduk. Ama dikkat edin bakın 3 ile çarpacağımı göre arkadaşlar vektörü siz aç, e, parantez kapatmadan 3 ile çarpamazsınız. Dolayısıyla 0, 2 nokta 4, 2 nokta 20 ne demek? 0'dan başa 4'e var git yani 0, 4, 8, 12, ee, 16 20 değil mi arkadaşlar? Bunu çarpı 3 demek her bir elemanı 3 ile çarpın demek. 0 çarpı 3 0. 4 çarpı 3 12 arkadaşlar dikkat edin görmüş olduğunuz gibi e, bu da koymuş olduğunuz vektörün tüm elemanlarını ayrı ayrı 3 ile çarpıyor. E adlı bir vektör atamış oluyor. Arkadaşlar aynı işlemi böyle de yapabilirsiniz. Yani şöyle köşeli e, yuvarlak parantez yerine köşeli parantez kullanarak da aynı şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu komut ne yapıyor? Sıfırdan başla 4'e rahatlak 20'ye kadar git elde ettiğin vektörün her bir 2 ile toplamı demektir arkadaşlar. Bu bakın 0 artı 2 2. 4 artı 2 ee, 6, 8 artı 2 10 şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her verimanını şurada görmüş olduğunuz iki sayısıyla topluyor. Peki bu ne yapıyor arkadaşlar? E, şurada görmüş olduğunuz 0, 4, 20 vektörünü her verimanından 5 çıkarıyor. Bunu elde ediyor. Peki bu ne yapıyor arkadaşlar? 0'dan 4'e artarak 20'ye kadar gittiğiniz vektör her verimanını 6'ya bölüyor. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her verimanını 6'ya bölmüş oldum. Arkadaşlar e, Link Space Komutu önemli bir konu. E, komut metrepte dikkatli dinleyin beni arkadaşlar. Ben size bir problem sorsam desem ki arkadaşlar bana bir M adlı bir vektör oluşturun. M vektörünün birinci elemanı 0 olsun. Sonuncu elemanı 11 olsun. Bu 0 11 sayıları dahil bu vektör öyle 9 tane elemandan meydana gelsin ki iki eleman arasındaki birbirini takip eden iki eleman arasındaki fark eşit olsun. Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar önemli bir konu bu bir m vektörü oluşturun bana. m vektörün ilk elemanı 0 olsun. Sonuncu elemanı 11 olsun. 0 ve 11 dahil bu vektörün toplam 9 tane elemanı olsun. Ve birbirini takip eden iki eleman arasındaki farklar e, farkla eşit olsun. Arkadaşlar bakın bu işlemi yapmak için siz şu görmüş olduğunuz hesaplamayı yapmak zorundasınız. Değil mi? İşte bu hesaplamaya gerek olmadan arkadaşlar siz Lean Space deyip 0, virgül 11, virgül 9 yazarsanız 0 nedir vektörün başlangıç elemanı, 11 nedir vektörün bitiş elemanı, 9 nedir vektörün toplam eleman sayısı. Bütün eleman arasındaki fark ne eşit olacak arkadaşlar. Bakın dikkat edin, bunun sonucunda çıkan vektör bu arkadaşlar. Toplam 0'dan başlıyor mu başlıyor? 11'e 11 e, de son elemanı eriyor. Toplam eleman sayımız kaç? 9 tane arkadaşlar. Peki iki vektör, iki eleman arasındaki fark daima eşit mi? 2.75'ten 1.37 75'i çıkarın aynı. 425'ten 2.75 çıkarın aynı. 11'den 9 60, çıkarın aynı. arkadaşlar. gördüğünüz gibi line komutu bize çok ciddi kolaylık sağlayan bir vektör oluşturma komutudur metlepte. Arkadaşlar bir de metnede log space komutu var. Bu komutu anlatmakta biraz zorlanıyorum tecrübeyle sabit çünkü bu. Arkadaşlar Lin space biliyorsunuz iki vektör arasındaki, bir vektörde iki sayı arasındaki mesafe ile alakalıydı. Fakat log space arkadaşlar 10 üzeri üstel anlamında farklılık var. Mesela ne demek istiyorum? Diyelim ki arkadaşlar ben log space dedim bir birden, 10 üzeri 1'den başla 10 üzeri 2'ye kadar git toplam 6 tane eleman oluşsun vektörde fakat üstler arasındaki mesafe eşit olsun. Şimdi arkadaşlar o zaman şunu yapıyorsun siz. Yani 10 üzeri 1'den başlayacak. 10 üzeri 2'ye kadar gidecek. Değil mi? Fakat bu buradaki iki sayı arasındaki fark eşit olmayacak arkadaşlar. Üstler arasındaki fark eşit olacak. O halde bakın arkadaşlar son değer kaç? 2. Başlangıç değeri kaç? 1. Toplam sayı eksi 1, 6 eksi 1, 0, 2. Arkadaşlar bakın dikkat edin bu durumda demek ki üstümüz 0, 2, 0, 2 artacak. Ne demektir bu? 10 üzeri 1, 10 üzeri 1, 2, 10 üzeri 1, 4, 10 üzeri 1, 6, 10 üzeri 1, 8, 10 üzeri 2. Toplam kaç tane elemandan meydana geldi arkadaşlar? 6 tane bakın şuradaki sayıyı tutturduk değil mi? Siz her seferinde bu işlemi yapmak istemezseniz şayet arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz formülü kullanmak istemezseniz o zaman log space for formülünü kullanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Diyorsunuz ki benim x vektörüm 10 üzeri 1'den başlasın. 10 üzeri 2'ye kadar gitsin. Toplam 6 tane elemandan meydana gelsin. Fakat üstler arasındaki fark birbirine eşit olsun. Arkadaşlar işte bu komut bu işlemi yapıyor sevgili arkadaşlar. O halde şuradaki sayı ne anlatıyor arkadaşlar? 10 üzeri 1 bölü 2 anlatıyor. Buradaki sayı 10 üzeri 1 bölü 4 anlatıyor. Buradaki sayı 10 üzeri 1 bölü 6'yı anlatıyor. Buradaki sayı 10 üzeri 1 bölü 8'i 1.8'i anlatıyor. Buradaki sayı da 10 üzeri 2'yi anlatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir vektörün uzunluğunun hesaplanması demek vektördeki eleman sayısını bulunması demek. Şimdi arkadaşlar sayarsınız burada bakıyoruz burada 3, 6, 7 tane eleman var. E bu belki binlerce de olabilir arkadaşlar. O halde ben tek tek sayacak mıyım? Hayır arkadaşlar. Mettep'te vektör sayma komutu length'tir. Length A derseniz arkadaşlar sağ tarafta parantez içinde yazdığınız vektörün boyutunu bulur. Toplam demek ki A vektörü 7 tane elemandan meydana geliyormuş. Arkadaşlar şu ana kadar satır vektör üzerinde çalıştık. Şimdi de sütun vektör üzerinde çalışalım sevgili arkadaşlar. Az önce satır vektör oluştururken köşeli bir açtık. Elemanları sıraya yazdık. Boşluk bıraktık değil mi arkadaşlar? Böyle devam ettik. Fakat satır vektörü böyle. Sütun vektörü yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Elemanların arasında noktalı virgül koyacaksınız. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz noktalı virgül. Mettebe şu anlama gelir. Alt satıra geç demektir. O halde 10. Noktalı virgül görünce mettebe alt satıra geç. Ne yap? 20 yaz. Tekrar bundan sonra noktalı virgül var. Yine alt satıra geç. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şunu yazmak demek. Mettebe ve e, sütun vektörü tanımlamak demektir. Arkadaşlar aynı şey aynı şey başka türlü yapabilirsiniz. Nokta virgül kullanmadan x deyip köşeli parantez açarsınız 10 yazarsınız enter basın 20 yazın. Enter basın 70 yazın enter basın 80 yazın enter basın 90 yazın köşeli parantezi kapatın enter basın arkadaşlar karşınıza şu görmüş olduğunuz vektör çıkacaktır. Bu da enter komutuyla e, sütun vektör e, oluşturma yöntemidir arkadaşlar. Bir başka sütun vektörü vektör oluşma yöntemi arkadaşlar transpoz almaktır. Şu anda x vektörü x vektörü satır vektör. Bunun üzerine ben transpoz işaretini koyuyorum. Bakın arkadaşlar şu işaret biliyorsunuz tırnak işareti transpozdu. Bakın dikkat edin arkadaşlar. x vektörü y adlı bir sütun vektörü dönüşmüş oldu. Arkadaşlar bu komut ne işe yarar? Bu komut şu işe yarıyor. Y adlı vektörün 7. elemanını al, 6. elemanını al, 2. elemanını al, 11. elemanını al, elde ettiğin vektörün transpozunu al. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sonuç. Evet. Peki bu komut ne yapar arkadaşlar? Bir vektör oluştur. Sıfırdan başla. Pi'ye kadar gitsin. Toplam iki eleman arasındaki fark daima eşit olsun. Toplam 13 tane elemandan meydana gelsin. Bu vektörü oluşturduk arkadaşlar. Tırnak koyduğun zaman da bunu ne yapıyor? Aynı vektör arkadaşlar. Sütun hale getiriyor. Arkadaşlar bu komut ne yapar? Sıfırdan ilk elemanı sıfır olarak alır. Sıfır dört sıfır dört attırarak ikiye kadar gider. Elde ettiğin vektörü transpozunu alır. Transpozunu aldıktan sonra her bir elemanı pi ile çarpar. Görmüş olduğunuz d vektörünü elde edersiniz. Bu işlemi yapmakla arkadaşlar bu işlemi yapmak arasında bir fark yok. Ha köşeli parantez kullanmışsınız bu amaç ya da parantez kullanmışsınız çok da önemli değil. Arkadaşlar burası çok önemli dikkatli dinleyin. Eğer benim elimde vektörde kompleks sayılar varsa arkadaşlar bakın dikkat edin kompleks sayı ve satır vektör değil mi? Tuttum arkadaşlar ben buraya satır vektörün üzerine bakın ne yaptım tırnak tırnak işareti koydum. Tırnak koydum buraya. Bakın transpoz aldı. Ama arkadaşlar transpozu alırken ne yaptı? Bakın her bir elemanın eşleniğini aldı. Sonuç olarak şu elde etmiş olduğumuz x elemanı a'nın transpozu değil mi arkadaşlar? a'nın transpozu ama eee e, transpozu mu? Transpozu almanın yeteneği yaptım ama transpozu değil. Neden? Her bir elemanın eşleniğini aldı. Arkadaşlar o halde bu hatadan kurtulmak istiyorsak İçinde kompleks sayıların bulunduğu vektörün transpozunu alırken ya da maddesini arkadaşlar mutlaka nokta koymalısınız. Nokta koymadan hata verir. Bakın arkadaşlar şimdi dikkat edin. A vektörümüz buydu. A'nın üzerine nokta sağına nokta koymadan transpoz işareti koydum. Sonuç yanlış çıktı. Transpoz aldı ama eleman değerleri x'in transpozu değil. Bakın arkadaşlar şimdi A nokta transpoz koydum. Bakın şu görmüş olduğunuz elemanlar şu görmüş olduğumuz A maddesinin tamamen aynısı ve transpoz alınmış hali. Peki arkadaşlar S vektörü için de şöyle hiç kompleks sayı yok. Bakın transpoz aldım. E, nokta transpoz aldım. Aynı sonuç çıktı. Çünkü neden? nokta transpozla transpoz arasında fark yok. Çünkü S görmüş olduğunuz S vektörü içinde kompleks sayı barındırmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben çok büyük sayıda bir elimde vektör varsa ve içinde bazı elemanların kompleks olup olmadığından emin değilsem garantili çalışmak istiyorsam arkadaşlar nokta transpoz koyarsam gözümden kaçan kompleks sayılar bile olsa bunların bile hatasız olarak transpozlamasını sağlayabilirim. Dolayısıyla eğer tüm elemanları emin değilseniz göremiyorsanız arkadaşlar transpoz almak için ben size nokta tırnak işareti koymanızı kesinlikle öneriyorum. Arkadaşlar bir vektör oluşturmak istiyorsak ve vektörün e, ba, tüm elemanlarının sıfır olmasını istiyorsak arkadaşlar zeros diye bir komut var. Bakın zeros 1 ne demek arkadaşlar? İki satır bir sütunluk bir vektör oluştur. Tüm elemanları sıfır yaz demektir. A'nın değeri bu arkadaşlar. Bakın iki satır bir sütun tüm elemanları sıfır. Bu arkadaşlar bu ne? Zeros 1 2 ne? Bir satır iki sütun tüm elemanları sıfır sevgili arkadaşlar. Peki once ne? 4 satır bir sütunluk tüm elemanları bir olan e, vektör. Peki once 1 2 ne? Bir satır iki sütunluk tüm elemanları bir olan vektör demektir arkadaşlar. Arkadaşlar iki vektörü toplarken veya çıkarırken çok dikkat edeceksiniz. İki vektörün eleman sayılarının kesinlikle aynı olması lazım. Örnek olarak arkadaşlar bakın Matlab ortamında ben bir işlem yaptım kontrol edin. A'yı girdim arkadaşlar Üç elemandan oluşan bir satır vektör. B'yi girdim 3 elemandan oluşan bir satır vektör. A artı B dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 7 9 çıktı. Yani ne yaptı? 1 ile 4'ü topladı. 2 ile 5'i topladı. 3 ile 6'yı topladı. İlgi elemanı adresten aynen yazdı. Şimdi ikinci bir örneğe bakın arkadaşlar. A 1 2 3 elemanı oluşan 3 elemanlı bir satır vektör. B 4 5 6 7'den oluşan 4 elemanlı bir satır vektör. A artı B dedim arkadaşlar. Bakın ne diyor? Matrix dimension matrix yani mat matris boyutu eşit olması lazım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğer iki toplam ya da iki vektörü toplam ya da çıkarırken ya da iki matris toplam ya da çıkarırken eleman sayıları ve boyutları aynı değilse arkadaşlar boyutları aynı değilse e, toplamda kesinlikle hatayla karşılaşırsınız. Arkadaşlar lineer cebirde biliyorsunuz skaler çarpım yaptınız. İki tane vektörümüz var. Bu iki vektör skaler çarp, çarpacaksınız. Çarpmak ne demek arkadaşlar? Birinci elemanı birinci elemanı çarp. Artı ikinci elemanı ikinci elemanı çarp. Artı üçüncü elemanı üçüncü elemanı artı hepsini topla. Bu bizim skaler çarpımıdır arkadaşlar. Bakın bu işlemi yapmak için matlab komutu dattır. İçine parantez içinde A virgül B derseniz A'nın birinci elemanla B'nin birinci elemanını, A'nın ikinci ile B'nin ikinci elemanını, A'nın üçüncü ile B'nin üçüncü elemanını çarpar. Her bir sonucu toplar ve sonuç olarak karşınıza skaler bir değer çıkar arkadaşlar. Arkadaşlar eğer skalar çarpımı yapacağınız A ve B vektör değil bir matrisse bu da olduğu gibi arkadaşlar bakın. B de bir matrisse. ikisini dat çarpımı yapmak ne demek arkadaşlar? Biliyorsunuz MATLAB'de daima sütun önceliklidir arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyor? A'nın birinci sütunu ile B'nin birinci sütunu işleme tabutu skaler çarpımı yapar. Eksi 2 çarpı 1, eksi 2. 1 çarpı 7, 7. İkisini topla 5. Sonra ikinci sütunda B'nin ikinci sütunu ile A'nın ikinci sütunu ile B'nin ikinci sütunu ile dat skaler çarpımı yapar. 1 çarpı eksi 1, eksi 1. 4 çarpı 0, 0. Topla eksi 1. Sonra yaklaşık A'nın üçüncü sütunu ile B'nin üçüncü sütunu skaler çarpımı yapar. 0 çarpı eksi 3, 0. Eksi 3 çarpı eksi 2, 6. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sonuç 5 eksi 1 6 çıkar. Yine arkadaşlar lineer cebirde bir, bir matrisin normunu yani uzunluğunu ölçtünüz biliyorsunuz e, hesapladınız. Bunun da yolu neydi arkadaşlar? Her bir elemanın e, aldığınız elemanın karelerini topla karekökünü al. Yani 2'nin karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesinin toplamının karekökü bana bu mat, e, vektörün ya uzunluğunu verir normunu verir. Arkadaşlar MATLAB'de bunu hesaplamak çok kolay. Norm deyip x derseniz arkadaşlar az önce yaptığınız şu işlemleri MATLAB kesinlikle hemen yapar ve ekrana yazar. Yine arkadaşlar imlerce bir de biliyorsunuz birim vektör demek vektörün e, kendisinin uzunluğuna bölümüydü. Dolayısıyla x bölü norm x dediğim şey arkadaşlar. Bakın burada da x vektörünü girdim görmüş olduğunuz gibi x bölü norm x dedim. Çünkü görmüş olduğunuz arkadaşlar birim vektörüdür. Peki bunun birim vektörü olduğunu nereden anlıyoruz? Birim vektörün uzunluğu daima 1'dir arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz elemanların karelerinin toplamının karekökü bana 1 vermesi lazım. Bakın arkadaşlar norm u x dedim ve sonuç olarak 1 çıktı. Dolayısıyla bu yaptığım işlemin doğru olduğunu gösterir. Arkadaşlar yine lineer cebirde uzaydaki iki vektör arasındaki açıyı bulmada şu formülü kullandınız. Bu neydi arkadaşlar? Kosinüs teta eşittir. A ile B vektörünün skaler çarpımı bölü. A'nın normu çarpı B'nin normuydu. Arkadaşlar bu işlemi bakın şöyle bir uygulamada sayısı olarak yapmışım. Arkadaşlar Bir e, dikdörtgenler pizması düşünün. E, A vektörünün e, Y, X vektörün düzlemindeki iz düşümüne A iz demişim arkadaşlar. A vektörü ile A iz vektörü arasındaki teta'yı bulmaya çalışacağım burada. O halde A 2 2 çünkü arkadaşlar bu bir küpse her bir eleman değeri birbirine eşitse A2 dedim. İz düşümü ne olarak da bunun YX düzleminde? 2 2 0 olur. Bu ikisi arasındaki açıyı bulmak istiyorsam ne yaptım arkadaşlar? Dat A, A iz dedim. Bölü normal çarpı normal. B dedim. Bana neyi verir arkadaşlar bu? Kosinüs tetayı verir. Bana teta lazımsa al kosinüs dersem arkadaşlar tetayı radyan olarak bulurum. Eğer derece olarak iste, şap, elde etmek istiyorsam şu gördüğüm işlemi yaparak aradaki açının 35 derece olduğunu anlayabilirim. Arkadaşlar aynı boyutta iki tane vektörü çarpmaya çalışalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi mette pata veriyor. Biz biliyoruz ki arkadaşlar iki vektörün çarpılabilmesi için e, her cebirde şu kural var. A, N çarpı M boyutundaysa A ile B'nin çarpılması için B'nin satın sayısı A'nın sütun sayısına eşit olmak zorunda. Yani şu 2M birbirine eşit olmak zorunda. Sonuç olarak elde ettiğimiz madde ise A'nın satır sayısı ile B'nin sütun sayısına eşit olmak zorunda. Yani C maddesi N çarpı K olmak zorunda. Arkadaşlar bu şartı burada sağlamıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla A çarpı B'yi e, çarpımı yapmak isterseniz arkadaşlar. Bakın bu şartı sağlamadığı için hata veriyor. Bakın mettebe dönüyorum arkadaşlar. Bakın A'yı girdim B'ye girdim. İkisi de 3 çarpı 1 boyutunda. Yani çarpımı imkansız bunların. A çarpı B dedim arkadaşlar. Bakın burada. E, uyarıda bulunuyor diyor ki ikinci hiç olmazsa e, şey al e, transmoz al ki işlem yapabilirim diye arkadaşlar uyarıyor dolayısıyla e, matematiğin yapamadığını metnden beklemeyin arkadaşlar arkadaşlar e, iki vektörün boyutları aynıydı ve bunları e, matematik geri çarpamadık ama arkadaşlar A nokta çarpı B derseniz arkadaşlar bu işlemde bakın hata vermedi. Peki ne yaptı arkadaşlar? Şuradaki nokta ne işlemiyordu arkadaşlar? Arkadaşlar bu nokta çok önemli. Ee, bunu çok iyi anlamalısınız. Aksi halde ciddi hatalar yaparsınız arkadaşlar. Şurada nokta çarpımı görüyorsanız şu demektir arkadaşlar. A'nın birinci elemanıyla B'nin birinci elemanını çarp. A'nın ikinci elemanıyla B'nin ikinci elemanını çarp. A'nın üçüncü elemanıyla B'nin üçüncü, üçüncü, üçüncü elemanını çarp demektir arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 4 çarpı 2 8 6 çarpı 0 eşittir 6. Eksi 4 çarpı 1 eşittir eksi 4. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada çarpılamayan iki matris. Çünkü matematik kuralı gibi bunlar çarpılamaz. Çünkü boyut uyumsuzluğu var. Fakat arkadaşlar siz nokta çarpım derseniz metnep şunu anlıyor. Demek ki bu arkadaş ilgili adreslerdeki elemanlı birbirine çarpmamı isteği diyor düşünüyor. Yani üç elemandan meydana geliyor arkadaşlar bu. Eğer bu B 4 elemandan meydana gelseydi bu da gene hata verirdi arkadaşlar. Bu işlemi yapmasının sebebi A vektörü ile B vektörünün boyutlarının aynı olmasıdır. Bu, bu durumda e, her bir adresteki elemanı kendi arasında çarpıyor. Bu a birdir. bu B11'dir, bu, bu A12'dir, bu B12'dir. Bu A bir üçtür. Bu da B bir üçtür. Gördüğünüz gibi adresleri aynı bunların. Dolayısıyla aynı adreslik elemanları birbiriyle çarparak yani şu işlem arkadaşlar bu e, çarpımı e, mümkün hale getiriyor. Arkadaşlar şimdi de iki tane maddesi çarpalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar A ile B maddesinin boyutları aynı. 3 satır iki sütun. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın A çarpı B diyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz matematik olarak bunu birbirine çarpamazsınız. Çünkü A'nın e, sütun sayısıyla B'nin satır sayısı birbirine eşit değil. A'nın sütun sayısı iki. B'nin satır sayısı 3. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Bakın hata verecek arkadaşlar şimdi. Bakın gördüğünüz gibi hata verdi. Bakın şimdi ne yapıyor arkadaşlar? İzleyin. A nokta çarpı B diyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın arkadaşlar yaptı. Peki bu da ne yaptı arkadaşlar? Bununla bunu çarptı ve şuraya yazdı. Sonra bununla bunu çarptı buraya yazdı. Sonra bunun şununla arkadaşlar bunu çarptı Buraya yazdı yani görmüş olduğunuz gibi aynı adreslik iki numar birbirine çarparak oluşturulan matrisin aynı adresine yazdı dolayısıyla e, a çarpı b matrisi çalışmamasına rağmen a nokta çarpı b e, çarpımı e, çalışıyor ve görmüş olduğunuz gibi e, sonuç üretiyor arkadaşlar biz buna nokta çarpım adını veriyoruz bakın arkadaşlar başka bir işlem yaptım a şapka b dedim bakın arkadaşlar a'nın boyutu ile b'nin boyutu birbirine eşit. A şapka B demek A'nın üzerine B vektörünü koy işlem yap demek Arkadaşlar bakın gördüğün gibi hata verdi ve dedi ki bu işlemi ben yapamam. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapın izleyin. A nokta şapka dedim bakın arkadaşlar ne çıkacak ortaya. Bakın ne yaptı. A'nın üzerine B'nin birinci elemanını yazdı. A'nın ikinci elemanının üzerine B'nin ikinci elemanını yazdı. A'nın üçüncü elemanının üzerine B'nin üçüncü elemanını yaz. Yani 4 üzeri 2. Birinci eleman bakın 16. 6 üzeri 0 yani 1 arkadaşlar. Eksi 4 üzeri 1 eksi 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın yine A üssü B maddesinde işlem yapamazken matematik ama nokta işlemi vasıtasıyla şu görmüş olduğunuz A çarpı B işlemini gerçekleştirdim. Tabii ki anlamı ne? A'nın birinci elemanın üzerine B'nin birinci elemanını koy. A'nın ikinci elemanın üzerine B'nin ikinci elemanını koy. A'nın üçüncü elemanın üzerine B'nin üçüncü elemanını koy demektir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi A maddesini girdim. Bakın şu B vektörüne girdim. Dedim ki B A nokta çarpı B yap. Arkadaşlar bakın hata verdi. Niye verdi? Çünkü A maddesi ile B maddesinin boyutları birbirine eşit değil. Dolayısıyla bu durumda Bunlar neyi çarpacak? Bunlar neyi çarpacak? Dolayısıyla az önceki örnekten farklı olduğu için arkadaşlar uygulamamız. Bakın şurada nokta çarpımı yapamadı. Arkadaşlar kitabınızda tablo 4.2'de çeşitli vektör işlemlerini e, örnek olarak verdim ben size. Şimdi arkadaşlar bakalım x e, vektörünü arkadaşlar ben size şöyle vermişim. Bakın x vektörünü böyle verdim. 1, 2, 3. Sonra y vektörünü arkadaşlar aynı şekilde verdim. 4, 5, 6. Bunları ben size verdim. Dedim ki arkadaşlar bana x'in transpozunu bulun. Arkadaşlar görüyorsunuz x buysa x'in transpozu bu. Peki y'yi vermiştim. Y'nin transpozunu bulun diyorum arkadaşlar. Bakın y'nin transpozu da bu. O halde bunun bu benden istenen şey sonucu İstenen şey sonucu arkadaşlar. Şimdi x artı y'yi istiyorum arkadaşlar. 5, 7, 9 bakın görmüş olduğu gibi boyutu aynı olduğu için topladı arkadaşlar. X'i y'den çıkardım. Aynı bakın gördüğünüz gibi yine bir hata söz konusu değil. X artı 2 dedim arkadaşlar. X'in her bir elemanına 2 ilave etti. Y x eksi 2 dedim. X'in her elemandan 2 çıkardı arkadaşlar. X çarpı y dedim hata mesajı verdi. Neden? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi x ile ye y'nin boyutları aynı. Fakat x'in e, sayı, sütun sayısı ile y'nin satır sayısı eşit olmadığı için arkadaşlar hata verdi. Şurada mesela hata. Fakat bunu yaptı. Az önce anlatmıştım arkadaşlar bize. X nokta çarpı y yaptı. X transpoz çarpı y yaptı. O siki çıktı. X transpoz çarpı nokta y hata mesajı çıktı. Boyut uyumsuzdu arkadaşlar. Bunları bence metnepte mutlaka yapın, kontrol edin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben size bir tablo halinde arkadaşlar. Yapılan işlem sonuç. Yapılan işlem sonuç yapılan işlem sonuç, yapılan işlem sonuç şeklinde arkadaşlar. Ee, bol bol örnekler verdim. Lütfen sizden ricam bu örnekleri kitabınızdan e, e, kafa sallayarak değil de eee komutlarını yaparak buradaki sonuçları lütfen izleyin ve görün arkadaşlar. Arkadaşlar toplam basis lig olarak sonak şunu söyleyerek bu toplama bahsini bitirelim. Arkadaşlar bakın A vektörü 3 elemandan meydana geliyor ve satır vektör B vektörü ise yaklaşık 3 elemandan bir me meydana geliyor ve sütun vektörü. Bakıldığında arkadaşlar bunların boyutları eşit değil değil mi? Toplama yapmaz diye düşünüyorsunuz. Fakat arkadaşlar eleman sayıları aynı olduğu için bunların MATLAB e, bu ikisini topluyor. Nasıl topluyor arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Önce A satır vektörünün eleman sayısı kadar çoğaltıyor. Bu satır vektörü değil mi arkadaşlar? 3 kere çoğaltıyor bunu kendi eleman sayısı kadar. Çoğalttı çoğalttı çoğalttı. Bir matris oluşturdu arkadaşlar. Sonra B de bir vektör. Ama ne vektör? Sütun vektörü arkadaşlar. Bunda sütun vektörünü sütun sütun çoğaltıyor arkadaşlar. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 yani bunu 3 kere klonluyor Sütun olarak. Bunu da satır olarak klonluyor. Sonra arkadaşlar A artı B'yi topluyor. Bakın dikkat edin. 1 ile 4'ü topluyor, 2 ile 4'ü topluyor, 3 ile 4'ü topluyor, 1 ile 5'i topluyor, 2 ile 5'i topluyor, 3 ile 5'i topluyor, 1 ile 6'yı, 2 ile 6'yı, 3 ile 6'yı topluyor ve sonuç olarak arkadaşlar bu sonucu elde ediyor. Bu da arkadaşlar Betlep komutu bugün gördüğünüz gibi. Tekrar söylüyorum A ve B boyut olarak birbiriyle farklı fakat eleman sayısı olarak birbirine eşit olduğu için arkadaşlar toplama yaparken MATLAB böyle bir işlem yapıyor bilginizi sunuyorum. Arkadaşlar yani şimdiki çarpım örneği verdim. Şu anda da bakın A3 elemanlı oluşan bir satır vektör. B de 3 elemanlı oluşan bir satır vektör. Bakımda uy, boyut uyumsuz söz konusu. Değil. Arkadaşlar A bölü B biliyorsunuz şeyde e, lineer cebirde. Arkadaşlar bu işlem neye tekabül ediyor 0.8 mesela? Bu konuda bilginiz var mı? Arkadaşlar oradaki 0.8 sayısının hala ben nasıl bulunduğunu bilmiyorum. A ve B vektörlerini sonra sütun vektörü yapalım arkadaşlar. A sola slash B diyelim. Şu görmüş olduğumuz değer 2.28'in nasıl bulunduğunu sonunda buldum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz işlemi sütun vektörleri için şu yaptığımız işleme eşit arkadaşlar. Fakat bunun sağa dönmesinde yapılan işlemin arkadaşlar yani bulunan şunun hangi e, fonksiyonda bulunduğunu hala bilmiyorum. İster siz öğrenip e, beni bilgilendirseniz sevinirim. Çünkü arka tarafta bu işlemin perde arkasının ne olduğunu bilmek istiyorum. Arkadaşlar bakın A bölü B işleminin noktası yapılması çok mantıklı. ve sonucu çok makul. Neden? A'yı B'ye bölüyorsunuz. Nokta bölümü arkadaşlar. Bu ne demektir? A'nın birinci elemanını B'nin birinci elemanına böl. A'nın ikinci elemanını B'nin ikinci elemanına böl. A'nın üçüncü elemanını B'nin üçüncü elemanına böl. Arkadaşlar bu sonuç gayet normal. Değil mi? Ama şu görmüş olduğunuz işlemin ne olduğunu ben hala daha doğrusu isterseniz bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi matris oluşturma yöntemlerini konuşalım isterseniz. Onu anlatayım. Şimdi bakın arkadaşlar A dedim. 2, 3, 4 parantez köşeli parantez açtım. 2, 3, 4 yazdım. Birinci satır bitti. 5, 6, 7 yazdım. Üçüncü, ikinci satır bitti. Üçüncü satıra geçtim. 5, 6, 9 yazdım ve kapattım arkadaşlar. Enter'a bastım. Bakın 3'e 3 maddesi elde ettim. Ne yaptım? Şu bahsettiğim yöntemi yaparak. Şimdi arkadaşlar başka bir şey yapıyorum. Bakın A eşittir. Köşeli parantez. 1, 2, 3 dedim arkadaşlar. Enter'a bastım. 4, 5, 6 dedim. Gene Enter'a bastım. Alt, aynısını yapalım bir daha. E, be, neyse fark etmez. 2, 5, 8 dedim. Kapattım. Enter'a bastım. Bakın arkadaşlar bu işi yaptım. Dolayısıyla sütun e, satır geçişlerinde arkadaşlar noktalı virgül yerine Enter yazarsanız da uygulamalı olarak tabii ki aynı şekilde matris elde etmeniz mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şekilde bir matris oluşturabilirim. F vektörü ilk elemanı 10. 10'a artarak 50'ye kadar gidiyorsunuz. Ve arkadaşlar F'yi oluşturdum. G'de 1'den başla 9'a kadar git. 2'şer artarak G'yi de oluşturdum. Arkadaşlar şimdi S matrisi dedim. F'nin transpozu boşluk. G'nin transpozu dedim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz şekilde S matrisini oluşturmuş oldum. Arkadaşlar bir başka matris oluşturma şekli. Bakın sıfırdan altıya kadar gittiğim için birer arttı. Çünkü artış gösteren göre birer arttığını söylemişim arkadaşlar. Demek ki n vektörü 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ama transpozu var arkadaşlar. O halde n vektörü bir sütun vektörü değil mi? Sıfırdan başlayıp altıya kadar gidiyor. Şimdi a vektörü A matris diyorum arkadaşlar. Bakın ilk kelim olarak n yazdım. N olunca arkadaşlar bakın altta dikkat edin. Şu görmüş olduğunuz sevgili arkadaşlar. E, alanı oluşturdu. Bakın şurayı oluşturdu aşağı doğru. Şunu daha doğrusu şöyle göstereyim. Bakın ne bu arkadaşlar. Peki n nokta kare ne? Yani vek biliyorsun weg noktayı koyarsanız, koymazsanız hata verir arkadaşlar. Çünkü her bir elemanın karesini alıyor. Dolayısıyla sıfırın karesi, birin karesi, 2'nin karesi, üçün karesi, dördün karesi arkadaşlar bu altıya kadar gidiyor. Bu da bizim ikinci sütunumuzu oluşturdu. İki nokta üzeri n. Ne demek arkadaşlar? İki nokta üzeri n. İki üzeri sıfır. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, nokta nokta 2 üzeri 6 arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 3. sütunu verdi bana. Böylece şu görmüş olduğumuz satırla arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz satırla ben A maddesini N vektörüne bağlı olarak üretmiş oldum. Arkadaşlar şimdi maddi adreslerine gelelim. Mesela ben A maddesine girdim. Birinci satır 17 30 ikinci satır 40 50 60 kapattım. E, noktaları nokta virgül koydum. Ekranı göstermiyorum şu anda. Diyorum ki metne arkadaşlar bana A maddesinin ikinci satır birinci elemanını ver diyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Bakın 40 çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A maddesinin ikinci satır birinci sütun elemanı 40. Dolayısıyla A'nın içinde yazdığınız ilk eleman satır numarasını İkinci sütun numarasının adresini vererek bize istediğimiz elemanı rahatlıkla elde edebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu da ne yaptım şu anda? 20 çarpı A21 bölü pi. Yani A21 elemanını yani 40'ı 20 ile çarp pi'ye böl demektir arkadaşlar. Bu şekilde adres elemanlarını kullanarak da matematiksel işlemleri rahatlıkla yapabilirim. Arkadaşlar bu bölümü 4.12 bölümüyle bitirelim. Matris elemanlarının maddep ortamında saklanması arkadaşlar çok önemli bir konu bu. Ee, o yüzden e, dikkatli dinleyin. METTEP ortamında kullanılan bir matris. METTEP arka planında bir dizi. Birinci sütundan başlayarak tüm sütunlar dizi, dizilerek saklanır. Aşağıda verilen A matrisine bakın arkadaşlar. Bakın A matrisini yazdım. Gördüğünüz gibi 3 satırlık 4 sütunluk bir arkadaşlar. Bir matris. Bakın bu arkadaşın nasıl saklanır e, METTEP arka planında ben size söylüyorum. Arkadaşlar önce bunu alır. Birinci e, sütunu alır. Arkadaşlar ikinci sütunu birinci sütunun arkasına ekler. Sevgili arkadaşlar yani şöyle düşünün tesbih gibi düşünün arkadaşlar bunu. Sonra 3. sütunu 2. sütunun arkasına ekler arkadaşlar. Bakın. Şöyle şöyle devam edin. Ve dolayısıyla bunu bundan sonra da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kat katarı, tren katarını ekler. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arka planda meddepte bu maddi şöyle saklanır. 1 5 -1 2 2 6 şunu şuraya koyayım arkadaşlar. Şöyle. 6'dan sonra 4 0, 8. 8'den sonra da arkadaşlar eksi 6, 3, 0. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda ben A maddesinin MEDDEP arka planında saklanmasının bir tespit gibi olduğunu söylüyorum. Bir satır gibi saklanır. Elemanla da şöyledir. 1, 5, eksi 1, 2, 2, 6, 4, 0, 8, eksi 6, 3, 0. Dolayısıyla bir maddesi arkadaşlar. Mettep arka planında maddesi olarak saklanmaz. Daima satır vektörü olarak saklanır. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Dolayısıyla bakın saklama şekli böyle. Ben mesela arkadaşlar 3. satır 1. sütun elemanını istersen mettepte bu kaça tekabül ediyor? Bakın arkadaşlar. 3. satır 1. sütun. Bakın. 3. satır 1. sütun. Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 3. satır şu. 1. satır eksi 1 değil mi? Şu eleman. bakın arkadaşlar şimdi. Şimdi ee, A3 dersem ne olacak? Bakın arkadaşlar bu sıralamada eksi 1 kaçıncı eleman? 3. eleman gördünüz mü? Yani şu görmüş olduğunuz MedDep ekranda görmüş olduğunuz adresleme ile arka plandaki adresleme de arkadaşlar bakın dikkat edin. Burası artık iki elemandan oluşmuyor. Çünkü burası 3. satır 1. sütun ya. Arkadaşlar bu tespit tanesi gibi olduğu için burada sütun yok ve A3 derseniz arkadaşlar soldan itibaren sayar 3. elemanı verir. Başka bir örnek arkadaşlar. Mesela 3. satır 4. üst eleman hangisi? 3. satır 0 değil mi arkadaşlar? Bu kaçıncı elemanı sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın arkadaşlar. 3'ü 3, 3 elemanı. 3'e 4 elemanı 0. A 12'de 0. Dolayısıyla arkadaşlar MedDep'te herhangi bir elemanı iki türlü de bulabilirsiniz. Hesaba katabilirsiniz. Birincisi satı sütun gösterimi. İkincisi de medlemin arka planındaki dizilişe göre soldan itibaren saydığınız sayısı kadar, sayı kadar buraya sayı yazıyorsunuz. Mesela ben A10, A11 deseydim arkadaşlar 3'ü verecekti. A10 deseydim eksi 6'yı verecekti. Dolayısıyla arkadaşlar iki türlü de çalışır. Dolayısıyla bir maddiste şöyle bir sayı yazıldığı zaman arkadaşlar şaşırmayın. Demek ki bunu yazan adam medlemin arka planındaki sıralama göre yazıyor demektir. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.